Ne var lan? Ne diyorsun oğlum, anlamıyorum ki. Abi acıktım ya, döner yemeye gidelim. Gel, ben seni nereye götüreceğimi biliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yemek videosuyla karşınızdayız. Goril Faruk geldi yine, İstanbullardan geldim. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de valla. Abi yaklaşık 3 aydır video çekmedik. Herkes küstük sanıyor. Evet arkadaşlar, öyle bir şey yok. Ya biz küsmedik yani. Hiç aramızda hiçbir zaman sorun olmadı bizim yani. Yani biriyle mesela 2-3 ay video çekmiyorum diye niye hemen küseyim, kavga edeyim? Evet ya, ben onu anlamıyorum arkadaşlar. Hemen kaos. Gerçek dostlar araya mesafe ve zaman girse de bozulmayan dostluklar. Bu arada sen benim bütün videomda arkada varsın. Bak, Kaan videosunda beraberdik evet. Aslında. Evet. GameX'te beraberdik. Evet. Aslında şey arkadaşlar, bazı videolarda beni görmeseniz bile ben o videonun arka planında oluyorum yani. Aylar sonra seni dönerciye getirdim kardeşim. Maydanoz dönerdeyiz bugün. Ben daha önce maydanoz dönerden yedim. Biliyorum yani, güzel, sevdiğim bir mekan. Şimdi dönerleri değil de bugün May Taco diye bir ürünleri varmış. May Taco yiyeceğiz arkadaşlar. Valla sınırsız yiyeceğiz. Zaten öyle, artık şey yok, şu kadar yiyeceğiz falan yok. Söylemeye gerek yok. Yani ne kadar yiyebilirsek şişene kadar yiyeceğiz yani. Hadi o zaman geçelim, başlayalım yemeğe. Okay. Hadi geçelim arkadaşlar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ben sınırsız May Taco istiyorum. Sınırsız taco mu? Evet abi. Menüde öyle bir sınırsız taco yok ama. Ha, o zaman abi şöyle yapalım. Siz bize getirin. Her getirdiğinizde bizim önümüzdeki bittiğinde her getirdiğinizde yazın. Aynen bize. Bittikçe gelsin abi. Siz yazarsınız şey hesaba. Sınırsız yokmuş, neyse artık. Biz kendi sınırsızımızı yaptık ya. Aynen. Arkadaşlar biz yedikçe hemen bir daha yenisini getirecek. Yurttan kazandığımız bütün para yemeğe gidiyor arkadaşlar. Ben şu an o kadar acıktım, konuşamıyorum. Sen zaten öyle. Gelecek ya, hiç konuşmayacaksın. İlk bir 10-15-20 dakika full yemeğe gömülüyorsun sen. Özledin mi beni? Yemeği yerim de özleyeceğim. Şu an yemeği özledi arkadaşlar. Özledim kardeşim, özledim. En son Nusret'le bir jübile yaptık Faruk'la. Sonra bir oturup şu adam gibi yemedik. Ha gerçi Kaan'a video çekmiştik. Ha evet. Cağ kebabı yemiştik. Evet, cağ kebabı yemiştik. Aha geliyor. Aha geliyor. O bana. Çok güzel. Ben hayatımda hiç taco yememiştim. Ha, bu taco dönerin zaten patenti maydanoz dönerdeymiş. O yüzden seni buraya getirdim. May Taco mı? Ha. Bayağı güzel. Acaba nasıl akıllarına gelmiş lan? Açlık adamı neler yaptırır. Nereden bildiğimi sorma. İşte biz de açlıktan yemek youtuberı olduk. Yemek youtuber da ayrı bir kategori. Daha fazla yemek yiyebilmek için bunları kayda alıyoruz ki. Oradan para gelsin. Tekrar yiyelim. Küsür döngü. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Çünkü daha çok yemek için para lazım. Eğer gelmezse sizi yeriz. Bir gün takipçi buluşması yapıp takipçilerimizi yiyebiliriz. Bizim takipçilerimiz de çok büyüyor, anladın mı? Görüyorum yorumları. Abi diyor, sizi izleye izleye obez oldum diyor. Daha güzel ya. Bunlar tavuklu galiba değil mi? Aha, etli versiyonu da var. Onlara ne yaptınız? Bundan sonraki tabak etli olsun ya. Akıyor ya. Oo, çok güzel. Cheddar aynı bir şeye kalkmış. Onu diyecektim tam. İçinde cheddar var. Cheddar'ı böyle çevresine yapmışlar. Böyle değişik bir tad olmuş yani. Şu an bizi izleyen kişi de şu an yemek yiyor. Evet, sen de şu an biliyorum. Evde yemeğini yiyorsun. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Bak, beraber yiyoruz. Size eşlik ediyoruz. Peki sana komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Komik değil de. Kendi videonu mu izliyorsun? Bizim videoları izliyorum. Kendi videomu editlerken acıkıyorum. Yemin ederim ben de. 100 paket cips var ya özellikle. Ben o videoyu editlerken bir 100 paketle editte yemişim. Ben onu izlerken 3-4 tane bir cips yedim. Bunu editlerken de canım çekecek bu arada. Evet, wow. Sonra diyorsunuz ki bana kilo ver. Nasıl vereceğim? Arkadaşlar ben buraya gelmeden önce bir haftadır diyetteyim. 3 kilo vermişim. Şu an onu alıyorum. Bir günde dedi. Bir saat içinde. Hep böyle oluyor ama. Sen o zaman diyete başlıyorsan ben seni çağırıyorum. Heh. Kilo veremememin sebebi bu. Böyle yapıyorum, böyle diyorum ki ben diyete başladım diyorum. Sonra Tuna abinin yanına geliyorum. Bir haftada, bir ayda verdiğim kiloyu bir günde alıyorum. Seni yemek youtuberı yaptık oğlum. Öyle. Yok diyet mi yet? Formdan düşmüşüm. Normalde hızla aynı giderdik seninle. Diyet yaptıktan sonra mide küçülüyor. Hem mide küçülüyor hem de şey. Evet.
Onayladım. Mesela ben o yüzden diyet yapmıyorum, midem küçülmesin diye. Evet. Bu gidişle 200 kilo olacağım. Arkadaşlar geçen seminerdeyiz diyor ki ya ben antrenman yaptığım günler sadece 2 öğünüyorum. Kaç kalori? 6000. Az, bana göre az. Bana göre diyet günü o. Yemek videosu çekmek yoruyor ama ya. Mesela bunların bir tanesi kaç gram? 100 gram mı? Ben ne alakası? Zaten 1 kilo yedik bile şimdi. Yani 1 kiloya yakın yedik zaten. Ya arkadaşlar ya of ya 3 kilo verdim 6 kilo alacağım ya. Zaten hani 6 kiloyu tek öğünde alacağım bugün. Olabildiğince hızlı gelsin. Tıkanıyoruz çünkü bekledikçe. Wow. Pardon. Yalnız şeyi fark ettim, bir tane alabilir miyim diyorum ya. Bir tabak alabilir miyim aslında? Bir tane bir tabak. Bir tane bir tabak. O değil, biz sipariş vermeye başladık. Restoran kapandı fark ettim. Sadece bize çalışıyorlar. Evet lan şu an hiç kimse yok. Oba. Oh. Eyvallah. Bu etli bunlar kanki. Yani. Oh. Çok güzel. Ne kadar yemek yersem yiyeyim yanında hep şekersiz kola içiyorum. Niye? Yettisin. Psikolojik olarak kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bunu herkes yapıyor. Hey sen 3 porsiyon kebap yiyorsun, yanına da gidiyorsun şekersiz kola istiyorsun. Bunu bilmiyorum sanma, bunu çünkü ben de yapıyorum. Burada herkes her bu kola. Biz her şeyi biliyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar çok takipçin olurum. Ne kadar çok şey yersen... Geçen TLC Ay Yaşamlar çıktı karşıma. Bir baktım dedim ki şöyle içimden. 15 milyon abone kılatabilirsin. Lan dur lan. Kilot arttıkça takipçin de artıyor. 15 milyon da öyle alırım bak. 15 milyon takipçi olacaksın ama öyle olacaksın. Okey mi? Yok değil. Değil mi? Enes Batur'u köşeye kıstırıp YouTube kanalını alırım elinden. Doğru daha o kilo, o kilo olacağım. Ben bir düşünürüm ya 15 milyon. Düşünmeye gerek yok zaten bu işi öyle olacak gibi. Faruk'a yine meşhur yatağımı kurdum arkadaşlar. 1.7 milyon takipçiniz bile olsa o yatakta yatacaksınız. Bu evde statülerin, abonenin aynen de konumum hiçbir önemi yok. Aynen öyle. Ama bak biraz üstüne düşününce biraz duygusallaşıyor insan bak. Ben oraya ilk tanıştığımda da orada yatıyordum. Hala orada yatıyorum. 100 bin abonem vardı. Aynen öyle bir şeydi. Şimdi 17 katı. Hiç tahmin etmezdim şu an böyle bir seviyeye geleceğimize. Çok bir değişiklik yok. Yine bir yemek masasındayız ve yemek yiyoruz aslında. Yani tabii canım. Midendeki b**kun ağrılığı değişmiş bir sadece. Bir de damar tıkanıklığıyla baş ediyoruz. Hiç sevmiyorum damarın tıkanmasını ya. Ben bir tane daha alabilir miyim? Tavukluyu mu daha çok ben de etliyim ya? Tavuğu daha çok sevdiğim için tavukluyu daha çok sevdim. Ben Nusret'le o kadar et dedik seninle. Gözüm ama bir tavuk aradı. Yani ben o gün de söyledim sanırım. Tavuk daha çok seviyorum falan dedim ben. Tavuk daha böyle şey gibi geliyor. Asamimi ya tavuk. Aynen. Ha. Bu şey gibi Roblox karakteri gibi. Tuğ abi eskiden hep şey diyordum, sen Roblox karakterine benziyorsun diyordum. Dur sen de benzedin. Ya çok güldün ya. O kadar güldük ki çok acıktık arkadaşlar. Popüler videoma dublaj yaptırdım, görmüşsündür. Goril Faruk, Faruk the Gorilla diye çevirince. The first thing I do is to call Faruk the Gorilla. How are you doing, thank bro? Thank you so much, brother. It's been a long while. Good, you? Senin sesine de biraz mizacına uygun bir dublaj oldu. Güzel yapmış aslında, biraz öyle izleyince alışıyorsun yani. Bizim geyiklerimize ve osurluklarımıza da dublaj yaptılar mı? Yaptılar. Bir insan bizim yerimize geyirip osurdu mu? Evet. Para veriyoruz oğlum. Ne yani bizim geyirimiz Türkçe mi biz geyirince? Nasıl o boğazın arkada düşmüş mü? Türkçe mi geyirik? İngilizce geyirmekle Türkçe geyirmek çok farklı. Allah Allah. Tabii. Onu da öğrenmemiz lazım aslında. Global geyireceksin. Global mı s**yorsun Türkçe mi? İngilizce alt yazılı. Ben 3 sene önce 40 yıl hayal etsem deseler ki bana 100 tane sosisli videosu çekeceksin, sınırsız kanat videosu çekeceksin, 100 donat videosu çekeceksin deseler inanmazdım. Gelecekten kopyan geliyor, dur diyor, sakın o videoyu yapma. Portala geçemiyor, 500 kilo olmuş. Portal kırılıyor. Hayır yapma. Şapla küçük kalmış kafasında. Benim gelemiyor çünkü ölmüş çoktan. Oğlum kaçıncı tabak oldu ya artık? Ben sensiz videolarda kendimi bu kadar zorlayamıyorum. Ya birbirimizi gaza getiriyoruz. Aynen işte o çok sıkıntı. Hep birbirimizi gaza getirmekten oluyor. Sen Ankara'da olsan mesela kilo alma hızımız 3'le çarpılır. Bir ay içinde 110'a 120'ye çıkarım.
üçüncü tabak olur lan bu. Bilmiyorum. Senin dört bitiyor, bu benim beşinci. Başlamadan yine soğuk. O şu an onu hiç hatırlatma. Ya. Abi, soğuk mayonez. Ağzındakini yutamayacağım ha. Bak yemin ederim yutamıyorum şu an. Yutma özelliğim gitti şu an. Bir yemek videosunda tuvaletim yavaş hiç sevmiyorum ya. Bir daha böyle videoda bez bağlayıp çıkacağım. Ya senin k***de de bez nasıl bağlayacağız ya? Üniversite sınavında bezle girdim. Niye? Tutamam o kadar. İki saat çok oğlum, tamam. Üniversite sınavından millet telefon sokmaya çalışır kopya çekmek için ben tavuk pilav soktum. Kimse bir şey demedi mi? Yo. Beynin çalışmıyor, direkt yemeğe abanıyorsun değil mi? Beynim zaten çalışmıyordu da. Ben geçtim lan üniversiteye. Geçtim. Harbi miyim? Arkadaşlar ben üniversiteye başladım ama bir kere gitmedim. İki ay oldu hala gitmedim üniversiteye. Benim de bir şey olurdu. Sınavda deadlift aynı zamanda olurdu. Ben sınavı gitmeyip deadlift'e giderdim. O yüzden hala bitmedi okul. O beşinci tabak mı? Sayıların hiçbir önemi yok şu an. Benim 5 bitiyor. Bir dakika, şimdi 5 demek 5 kilo mu demek? 800 gram olsa 4 kilo. Ben var ya boşuna diyet yapıyorum ha. Bu diyet lan. Çedar, yulaf çedarı. Çimenle beslenmiş, 10 barfiks çeken ineğin sütünden yapılan çedar. Biz kilo olarak bakıyoruz ama ben şu an 4 kere 8, 8 16, 32 tane takom yemiş oluyorum. Ben kaç yemiş oldum? 5 kere 8, 40 tane mi? Oha! 40 ben, 32 sen, 72 tane tako yemişiz. Buradan şunu anlayabiliriz, bunlar doyurucuymuş. 40 tane tako yiyip de doymayan ne bileyim ya. Geçen ne oldu? Göktuğ abi, ben, Tuna abi. Restorana oturduk, tamam mı? Göktuğ abi benden gaz alıyor, fazla yemek istiyor. Ben Tuna abiden gaz alıyorum. Tuna abi zaten fazla yemek söylüyor. O gün bak sadece üçümüz abartısız 10 kilo et yemişizdir. Ben sonra gittim, Türk Hava Yolları lounge'da açık büfedeki her şeyi yedim. Uçağa bindim, uçakta 3 tabak yemek yedim. Eve gittim, tavuk pilav yedim. Benim story'e yanıtını koysana. Sen hala yemek mi yiyorsun lan yazdın. Ama açtım, bayağı acıkmışım ya. Kıtlık yani kanka, harbi kıtlık. Ben şeyi merak ettim. Sen mesela uçağa aç bindiğini düşünsene. Hiçbir şey yemeden uçağa biniyorsun. İmkansız. Mesela uçaktaki arkadaşlar, daha önce uçakta yemek yediyseniz uçaktaki yemekler daha küçük oluyor, minimal oluyor. Ama 4-5 tabak yiyeceksin işte. Mesela tamam yedin, tuvalete girdiğini düşünelim. Yiyemiyorum ya. Nasıl? Sığmıyor uçakla. Senin durumun da çok kötü ya. Çok sığ, kapıdan giremiyorum. Biz artık bu videonun sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim zaten videonun devamına gelir. Aynen. Küsmedik, etmedik, böyle bir şey yok. Faruk'u bir ara bir yemeği düşündüm sadece. Yani çok kısa bir süre seni mangalda pişirip yiyecektim. Kimsenin de haberi olmayacaktı. Bize ağırladığın için maydanoz döner'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Baytakoları da çok güzeldi gerçekten. Ben özellikle tavuklusunu çok beğendim. Ha, ben de tavukluyu daha çok beğendim bu arada. Çünkü ben tavuğu çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben bu tuvalete...